Ve şu anda Çerkez Sevilay Hanım'ın evindeyiz. Harika lezzetler yapıyoruz. İşte şimdi de mükemmel bir güveç tarifi geliyor. Sevilay Hanım ne yapıyoruz? Kolay güveç yapıyoruz. Anneler işten geldiğinde 5 dakikada yapabilecekleri çok basit, çok kolay 20 dakikalık bir güveç. Harika. Malzemelerimiz neler? Malzememiz bir patlıcanımız var, bir kırmızı biber, yeşil biberimiz var. 2 tane kabak koydum ben, 2 tane patates, 2 domates, 1 soğan. Ama bunun yanında da kuzu eti kullanıyoruz. Baharatlarımız var, domates ve biber salçamız. Süper, çok kolay malzemeler. Çok kolay ve 5 dakika alacak. 5 dakikada yapacağız. Evet. Kuzu etinin neresini tercih etmeliyiz? Kuzu etinin biz kol kısmını aldık. Onu bir de böleceğiz zaten şimdi. Pişerken çok rahat pişecek. Ete de yağını da verdiği için çok lezzetli olacak güveçimiz inşallah. O zaman kolay güveci yapmaya başlıyoruz. 10 dakika bile sürmeyecek yapmamız. Hadi başlayalım Sevilay Hanım. Bence tutsunlar vakit, hemen evet. Ölçüyle yapalım. Hemen. İlk önce etlerimizi doğrayalım. Tamam. Etler için şu şeyimizi kullanalım. Çünkü küçük parçaya ayırabiliriz. Tamam, küçük parçalara ayırıyoruz. Kemikli et kullanıyoruz güveç yemeğimiz için. Evet, çok daha rahat olur. Kasaplarımızdan kendimiz yani böldürtebiliriz de daha rahat olur. Biz şimdi böyle aldık, hazır haldeydi. Evet, kemikli etleri bölüyoruz. Bütün kullansak olmuyor. Bütün de kullanabiliriz ama isterseniz bir parça gene keselim hızlı pişsin. Evet, hızlı pişmesi için evet, küçük olması daha önemli. Çalışan annelerimiz için olduğu için hemen pişsin, çocuklarımız aç kalmasın diyoruz. Kesinlikle. İşten geldiğinizde evet. ne yapayım diye düşünüyorsanız işte size kolay güveç tarifi. Kasaptan hemen kemikli etinizi evet. Alıyorsunuz. Böldürtün kasabınızda ufak ufak parçalara. Aynen. Ve ardından sebzelerle harmanlayarak fırına verin. 15-20 dakikada pişsin. Etimiz de çok güzelmiş, çok taze. Evet, gerçekten çok da lezzetli olacak. Kuzu eti çok lezzetli zaten biliyorsunuz. Evet, ben de çok seviyorum kuzuyu. Ama isteyenler dana kullanabilir mi? Dana da çok çabuk pişmez. Ben böyle bir sebze güvecinde kesinlikle kuzu eti kullanılmasından taraftarım. Evet, kolay pişmesi için çabuk kuzu. Kolay pişecek. Şimdi kabımızı alalım hemen. Tamam. Bu kabımızı alalım. Tamam. İçini biraz yağlayalım. Birazcık sıvı yağ döktük. Evet, kabımız yapışmasın. Etlerimizi alalım. Parçaladığımız etlerimizi alalım. Hatta bir tane kemikliyi şöyle koyalım. Kemiği de lezzetini aynen, versin. Kemiği de lezzet versin. Fırın tepsimizi bir güzel evet. Yağladık. Yağladık. Şimdi her şeyimizi olabildiğince basit bir şekilde doğruyoruz. Fırın tepsimizi yağladık. Etlerimizi evet. Üstüne koyduk. Yeşil biberlerimizi orta boy dilimliyoruz. Yani çok küçük yapmayalım ki neden? Etimiz pişene kadar erimesin. Erimesin doğru. Bu normal güveçte pişmiyor. Fırında piştiği için daha çabuk pişecek. Etlerimiz de hemen pişeceği için erimesin sebzelerimiz. Ağzımıza rahatça güzel bir şekilde gelsin tabağımıza diye. Evet. Patateslerimizi doğrayalım. Kırmızı kapya biberlerimizi yine doğradık. Sıra patateslerimize geldi. Patateslerimizi de aynı boyutta doğruyoruz. Evet. Bu arada Sevilay Hanım tam bir Çerkez kızı. Birbirinden güzel Çerkez lezzetleri yapıyor. Türk mutfağına ait nefis lezzetler yapıyor. Ve yaptığı bu lezzetleri de sevenleriyle paylaşıyor. Onlara bu lezzetleri yediriyor. İsteyenlere bu tarifleri yapıp evlerine gönderiyor. Evet. Instagram'da da aktif bu arada. Takip edebilirsiniz Sevilay Hanım'ı. Evet, inşallah hepinizi bekliyoruz. Adresiniz ne? Min Mutfak. Kabağımızı da aynı boyutlarda doğruyoruz. 2 adet kabak kullandık. Siz tabii ki miktarı azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Aynen. Size kalmış. Fırın tepsimizi bir güzel yağladık. Etlerimizi dilimleyip üstüne koyduk. Onun üstüne yeşil ve kırmızı biberlerimizi doğrayıp koyduk. Patlıcanlarımızı doğruyoruz şu anda. Kabaklarımız, patateslerimiz fırın tepsisinde. Patlıcanlarımızı da aynı boyutta bakın küp küp doğrayıp fırın tepsimize aldık. Süper oldu gerçekten, çok kolay. Elinize sebzeleriniz varsa hemen yapabilirsiniz. Soğanımızı da doğrayalım. Evet, sıra soğanımıza geldi. Soğanımızı da doğruyoruz. Çok küçük doğramıyoruz. Soğanlarımızı da bakın orta boy doğradık. Ve bir güzel fırın tepsimizi aldık. Evet, domatesi de doğrayalım. Bu sebzelerimizin hepsini yıkadık biz. Hiçbir şekilde bir şey yok. Sirkeli aynen. Suda beklediler. Domateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Kabukları pişince kıvrık kıvrık çıkmasın diye aynen. Soymak önemli. Hoş olmuyor biliyorsunuz. Evet. Domateslerimizi de şimdi yine aynı boyutta bir güzel doğrayacağız. Domateslerimiz de tamam.
Bu böyle çok görünüyor ama birazdan eriyecek. Eriyecek, tamamen bitecek. Bir adet domatesimizi de koyduk. Hazır mı? Bu kadar. Bakın bu kadar, çok kolay. Birazcık sıvı yağ gezdiriyoruz üstünde. Evet. Salçamızdan biraz koyalım. Biber salçasından koyalım. Tamam. Bir kaşık domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası koyduk. Aynen. Pul biberimizi koyalım. Acı olsun biraz isterseniz. Tamam. Nasıl artık oluyorsa. Karabiberimizi koyalım. Pul biber, karabiber, evet. Tuz. Ve sarımsak. Evet. Sarımsaklarımızı da şöyle yapıyoruz. Patlatalım. Evet. Sarımsaklarımızı patlattık. Süper. Evet. Lezzetini daha güzel versin. Aynen. 3 diş sarımsak kullanıyoruz. Evet. 3 diş sarımsağımızı patlattık, doğradık ve fırın tepsimizi aldık. Şimdi güvecimiz hazır. Fırına götüreceğiz ama öncesinde karıştırıyor muyuz? Salçayla biber, baharat, yağ birazcık şöyle karıştırabilirsek hepsini. Süper. Daha lezzetli olacaktır. Rengi de daha güzel çıkacak. Süper. Hı-hı. Bütün malzemelerimizi bir güzel harmanlıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Aynen. Karıştırdıktan sonra yağlı kağıdımızı ıslatıyoruz ve üzerine örtüyoruz. Harika. Folyo kapatmıyoruz. Folyo evet zararlı. Hı-hı. Yağlı kağıtla. Yağlı kağıt yeterli. Afiyet olsun. Hadi bakalım fırına gidiyoruz. Kaç dakika pişirelim? 35 dakika yeter. 35 dakika 180 derecede. 180 derecede 35 dakika yeterli. O zaman fırına gidiyoruz. Ve artık sebzeli kolay güvecimiz fırından çıktı. Tadına bakıyoruz. Mükemmel görünüyor Sevilay ablacığım. İnşallah tadı da güzeldir. Çok güzel görünüyor. Kötü var. Nasıl olsun? Evet, bakar mısınız? Mis gibi bir lezzet. Evet. Bence çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Yağından da koyalım. Of. Kendi yağı. Harika ya. Bakar mısınız? Pamuk gibi bir et. Hı-hı. Sebzeler mükemmel pişmiş. Gerçekten. O kadar güzel pişmiş ki anlatamam. Patlıcanı kabağından da alayım. Mükemmel. Gerçekten sebzeler diri ve çok lezzetli. Et yumuşacık pamuk gibi. Çok kolay bir tarif. Evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Yarım saatte pişirdik. Özlemim Ramazan için yapılabilecek çok lezzetli bir yemek. Bence hanımlar iftara yarım saat, bir saat kala bu eti rahatlıkla pişirilebilir. Fırına atsınlar, iftar saatini ayarlasınlar. Başka yapmaya gerekecek hiçbir şey yok. Gerçekten öyle. Gerçekten çok pratik. Çok kolay. Çok kolay. Evlerinize deneyin. Bize teşekkür edeceksiniz. Afiyet olsun. Sağ olun Sevilay ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.